Söyle yengezim. İşte öyle çocukları yedirdik, içirdik. Ondan sonra ben okula bıraktım. İşte Fatih de okulda nöbette. Sağ olasın aslanım. Rica ederim abi, ne demek. İyi tamam, gelirim o zaman ben. E haydi gel. Tamam, görüşürüz. Şama, hep beraber evde Evgah Tahir. İnşallah abi, inşallah. Abi şu Fikret abi ne yaptı acaba? Bir arasam ayıp olur mu dersin? Niye ayıp olsun ya? Evlat işte Medu yani. Buyur evlat. Estağfurullah abi, ricam olur. Var mı bir gelişme, bir haber diye bir sorayım istedim. Şimdilik yok. Ama buluruz. Sizde var mı bir haber? Aslında var. Hatta bir değil iki haber var. Hayır olsun. Mustafa abimin bir oğlu oldu. Bizimkiler de akşama çıkacaklar inşallah. Yani tutuksuz yargılanma. Bakalım, bekleriz. Maşallah maşallah. Allah analı babalı bir arada büyütsün. Amin abi, amin. Bir haber alırsam, Vedat'la ilgili yani, ararım. Eyvallah abi. Bizim beklediğimiz tutuksuz yargılanma. Yani dava devam edecek. Bir umudumuz da sen de anlayacaksın. Tamam evlat. Hayırlı haberler verdin. Hayırlar içinde kal. Eyvallah abi. Sağ olasın. Eyvallah. Demek yemek yemeye karar verdim. Bir şey yiyip içmeyi demişlerdi. Sevgili babacığım gelmiş. Senin yüzünden suçsuz günahsız bir çocuk hapishane köşesinde doğdu. Asiye doğurdu. Allah analı babalı büyütsün. Umarım adını Vedat koyarlar. Ne dediğimi duymayayım mısın? Senin yüzünden suçsuz günahsız bir çocuk hapishanede doğmuş. Duydum. Ben nerede doğdum acaba? Anne sandığım annem değilmiş. Baba sandığım babam değilmiş. Tuhaf bir his aslında. Gerçekten tuhaf. Ben şimdi ne yapsam acaba? Ellerini öpüp öpüp alnıma mı koysam? Boyuna sarılıp babacığım nerede kaldın bunca zamandır mı desem? Ağlasam. Aslına bakarsan üstümden büyük bir yük kalktı. Beni çöplükten çıkarmış. Yetiştirmiş. Benim için her şeyi yapmış bir adama minnet borcu duyuyordum. Sahip olduğum her şey onun sayesinde diyordum ki meğer o sadece vicdan azabının sesini susturmaya çalışan bir zavallıymış.
aslında haklısın. Senin böyle olman da benim suçum büyük. Ne varmış ki bende? Ne yok ki? Anladım. Vedat kötü adam. Öyle değil mi? Peki bunu kim diyor? Bir kadını hamileyken bırakıp kaçmış. Başka bir kadını sırf aşığıyla kaçtığı için izini sürüp aşığıyla beraber katletmiş bir adam. Vicdan azabıyla gözüne uyku girmeyen bir adam. Kusura bakma babacığım. Ama sen diğerlerinin zannettiği gibi iyi bir adam değilsin. Sen sadece vicdanının sesini susturmaya çalışan birisin. Kalelilere kol kanat giriyorsun. Beni çöplükten çekip çıkarıyorsun. Herkes sana minnettar. Herkes sana hayran. Ne kadar yüce gönüllü bir insansın. Ne kadar iyisin. Ne kadar yücesin. Ama kimse farkında değil. Aslında tüm bu yaptıkların 8 saat deliksiz bebekler gibi uyuyabilmek için. Ama bunun için kendini bu kadar yormana gerek yok babacık. Haplar var. Alıyorsun. 10 saat garanti uyku. Sen öyle mi yaparsın? Hiçbir zaman bu hayatta uyku problemi çekmedim. Beni daha ne kadar tutacaksın burada? Kızlar tutuksuz yargılanacak. Büyük ihtimalle bugün bırakacaklar. Ama dava devam edecek. Şimdi sen suçlamanı geri alacaksın. O video görüntüler içinde çok sarhoştum. Kızlar beni taşıdı falan diyeceksin. Yani yalan söyledim diyeceksin. Öyle mi diyeceğim? Peki neden? Çünkü ben öyle istiyorum. Anladım. Ben de bir şeyler istiyorum o zaman. Ne dur? Bir futbol topu mesela. Bir bisiklet. Müzik seti. Yurt dışında tatil için biraz cep harçlığı. Arabanın anahtarları. Ama biz bazı şeyler için çok geç kaldık değil mi babacığım? Hayat. İnsan bazı şeyler için geç kalıyor. Zamanı geriye çeviremiyorsun. O zaman buraya alışsan iyi edersin evlat. Hep aynı şey be evlat. Silah çekiyorsun, sıkmayasın. Bıçak çekiyorsun, kesmeyesin. Neden yaptın bir hamle? Neden yarım bıraktın? He? Bak, ne yapacaksın biliyor musun? Ha biraz daha bastır. 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 Ha böyle hızla çekeceksin elini. Hadi evlat. Hepsi bu. Hadi. Ben çok küçükken
babamın gırtlağını kestim. Meğer babam değilmiş. Ne dersin sevgili babacığım? Günah defterime altın harflerle babasının katili yazdıralım mı şimdi? Gerçek babasının. Sen neden yapmayacaksın? Uykularım kaçar diye mi korkarsın? He? He? Hiç sanmıyorum. Şimdi babacığım. Seninle baba oğul bir seyahate çıkalım mı? Biraz laflarız. Futboldan falan bahsederiz ya da kadınlardan. Konuyu sen seç. Buyurun. Önden lütfen.